hoş geldiniz. Evet, bugün kendimizi kurtarmak kavramı üzerinde konuşacağız. Kendimizi kurtarmak ne demek? Veya kendimizi neyden kurtaracağız? Daha önce de ifade ettiğimiz gibi aslında insanoğlunun en temel meselesi kendilik kavramıdır. Yani kendim neyim? Çünkü dikkat ederseniz hepimiz hemen hemen ilk yaşlardan itibaren ben kavramını kullanmaya başlarız. Sonra işte ben, kendim demeye başlarız. İlk özdeşleşmemiz bedenledir. İlk özdeşleşme halimizi beden üzerinden yaşarız. Ve bu beden üzerinden yaşadığımız benlik bir süre sonra yapıp ettiklerimiz, duygularımız, ilişkilerimiz, sahip olduklarımız, elimizde olanlar, olmayanlar, kaybettiklerimiz, kazandıklarımız, bilgimiz, tecrübelerimiz, ilişkilerimiz üzerinden aldığımız geri bildirimler temelinde şekillenir. Ve en sonunda, daha doğrusu sürecin kendimizle ilgili bir koza örmüş oluruz. Bunun temelinde yatan şeyler beden, ilişkiler ve yapıp ettiklerimizdir. İnsanın bedeniyle ilgili bir hikayesi vardır. Bu olumlu hikaye de olabilir, olumsuz hikaye de olabilir. Bazen insanlar boylarının uzunluğundan yakınır, bazısı boyunun kısalığından yakınır. Bazısı kilosundan yana sorun yaşar. Bazısı işte güzel olmaktan, çirkin olmaktan, yakışıklı olmaktan vesaireden yana bir hikaye oluşturur. Ve bunun üzerinden bir tanımlama geliştiririz. İkinci ve en önemli şey ilişkilerimizdir. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bir ilişkiler ağına sahip oluruz. Fakat bu ilişkiler ağına sahip olmak kendi başına herhangi bir problem içermezken bu ilişkiler ağının üzerinden bir benlik oluşturmaya başlarız. Mesela bir anne veya baba işte çocuğuna çok sevdiğini söyler. İşte annesinin kuzusu olur, babasının kuzusu olur. Böyle hikayelerle ne yaparız aslında biz farkına varmadan? İlişkiler üzerinden bir kimlik oluştururuz. Annesinin, babasının, işte kardeşinin, halası, teyzesi, amcası vesaire gibi o ilişkiler ağı üzerinden bir kendilik oluştururuz. Ve o kendilik yine bazen hoş yanları vardır. Bazen de rahatsız edici yanları vardır. Bu arada ben kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Benim hayatımda böyle bir şey olmadı. Bunun nedeni de bilmiyorum ama olmadı. Yani işte annem beni seviyor muydu, babam beni seviyor muydu, sevmiyor muydu? Mesela ne olumsuz bir şey vardır, ne olumlu bir şey vardır. Ama 11-12 yaşında şunu hatırlıyorum. Yani anne babamın kendilerine göre sübjektif bir dünyaları olduğu, yani bir şeyleri olduğu gibi görmüyorlar. Ve kendi algılarına göre hareket ediyorlar. Yani benim o çocukluk yaşında gördüğüm şeyleri görmüyorlar. Bunu bir yargı olarak da işte Allah kahretsin niye görmüyorlar, keşke görseler değil. Hani görmediklerini fark ettim. Öfkelenilmeyecek bir şeye gereksiz yere öfkelendiklerini, tepki vermemeleri gereken bir yerde aşırı bir tepki verdiklerini hatırlıyorum. Yani
oradan kendimce o çocukluk zihnimle çıkardığım şey onların algılarının sübjektif olduğu. Tabii ben o zaman o çocukluk aklımla sübjektif kavramını kullanmamıştım ama yani kendilerine göre algılıyorlar. Olduğu gibi algılamıyorlar. Bu aslında çok önemli bir şey. Daha sonraki hayatım sürecinde analiz ettiğimde bunu çok önemli buldum. Yani bu kendimle ilgili yorum yaparken, kendimle ilgili algılarım oluşurken öyle bir referansım, öyle bir temellendirmem oluşmadı. Hani seviliyor muyum? Ben sevilebilir biri miyim? Sevilmez biri miyim? İşte kimin için önemliyim? Kim beni gerçekten değerli buluyor? Kim beni anlıyor gibi kavramlar oluşmadı. Tabii ki oluşabilir mi? Evet, oluşabilir. Hepimizin hayatında bunlar olabilir. Ve bunların çok olumlu bazı etkileri de olabilir. Çok olumsuz sonuçları da olabilir. Mesela olumlu etkilerinden bahsedecek olursak, diyelim ki seni çok seven bir annen baban varsa onları üzmek istemezsin, onları utandırmak istemezsin, onları sevindirmek istersin. Hatta bazı kişilerde hatırlıyorum, bir psikolog bir arkadaşımız işte diyor ki böyle derslerimi çalışıyordum, notlarım da iyiydi, babama gösterdim. Babam dedi ki tamam kızım, hani hiçbir böyle büyük bir reaksiyon vermemiş. Ben de işte babam ilgilenmiyor diye bu sefer hiçbir derse çalışmadım. Bütün dersleri zayıf getirdim. Bak, bu sefer dedim bakalım ilgilenecek mi? Çünkü aslında orada kız çocuğunun beklediği şey kendince, onun kendi dünyasında. Hani babasının takdiri, övgüsü mesela. Onun için o kadar sınıf geçmek geçmemek birinci sırada değil o dönemde. Bu sefer diyor zayıf aldım. 7-8 dersim zayıftı. Gittim baba dedim böyle. Olur kızım dedim. Gene tepki yok. Bu sefer hani üçüncü bir şık da kalmamış. Yani dedim benim babam benle ilgilenmiyor veya işte beni sevmiyor diye sonuçlar çıkarmış. Halbuki adam da aslında hani kendi mizacı itibariyle böyle çok ne diyelim, çok tepkisel olmayan bir 9 numara olarak hani tamam kızım hani önemli olan sensin gibi diyecek ama onu da dememiş adam. Ve orada kızcağız mesela ilgilenilmeyen biri olarak kalmış. Aslında mesela böyle bir hikaye bir bakarsınız ileride mesela evlilik hayatını, iş hayatını bile çok etkileyebilecek basit gibi gözüken ama önemli bir şey. O yüzden diyorum ki ilişkileriniz üzerinden kendinizle ilgili tanımlara dikkat etmelisiniz. İlişkileriniz üzerinden oluşturduğunuz, ilişkileriniz üzerinden şekillenen, işte herhangi bir insanın sizi eleştirmemesi, hata yapıp suçlanmamak veya insanların dikkatini çekecek bir şeyler yapmak veya ancak dikkatlerini çektiğiniz zaman var olduğunuzu hissetmek ve işte ne yapayım de işte muhatabımın dikkatini çekeyim hikayesi gibi birçok hikaye oluşabilir. Dolayısıyla ilişkilerimiz üzerinden şekillenen varlık, kimlik ve değer algısına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim ömür boyu hayatımızı kontrol edebilir. Bu birçok farklı şekilde şekillenebilir. Bazen çocukluk yaşantınızda psikolojik olarak ihtiyaç duyup da alamadığınız bir geri bildirim sizin bütün hayatınızda bir olumsuz hikayeye dönebilir. Zaten hiç kimse beni sevmiyor. Zaten hiç kimse beni anlamıyor. Veya kendinizi o kadar gereksiz ve değersiz bulursunuz ki canınız bir şey yapmak istemeyebilir. Aslında çok derinde
ne yapsan kimse algılamıyor, anlamıyor. Sanki aile içinde silik bir insan, unutulmuş bir insan, kaybolmuş bir insan, varlığı yokluğu fark edilmeyen bir insan veyahut da sürekli bir kısım olumsuz geri bildirimler almış bir insan da olabilirsiniz. Sürekli yetersiz olduğunuz, eksik olduğunuz, hatalı olduğunuz gibi geri bildirimler alabilirsiniz. Dolayısıyla birincisi dediğim gibi bedeninizle ilgili üretmiş olduğunuz o kendilik hikayelerine dikkat etmelisiniz. Bedeniniz üzerinden ürettiğiniz benlik algıları nedir? Bedeniniz sizin kimliğiniz mi? Sizi tanımlayan bir şey mi? Yoksa kullandığınız bir enstrüman mı? Eğer sizi tanımlayan bir şeyse siz değişken bir şeye kendinizi bağlamış olursunuz. Belli bir gelişim, değişim ve dönüşüm hikayesi olan bir şeye kendinizi bağlamış olursunuz. Mesela bugün böyle bir arkadaşın ifadesi, insan dedi hiç ihtiyarlığı sevmiyor. Neden? İşte yaşlanıyorsun, işte biraz enerji olarak düşmeye başlıyorsun, çabuk yoruluyorsun vesaire vesaire. Böyle uzun bir konuşma vardı. Bir arkadaş da bir başka bir şey ifade etti bedeniyle ilgili. İşte şişmanım, kelim veya işte kısayım, bir sürü hikayeler üretebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili birçok kavramımız var. Ve dikkat edin, bunu bedenimizin özellikleri olarak değil, kendimizin özellikleri olarak, benim özelliklerim olarak tanımladığımda aslında bütün hikaye büyük bir sahteliğe düşüyor. Bedenimi kendim diye anlatıyorum. Mesela düşünün, hanginiz oturduğu koltuğu kendi diye anlatır? Giydiği elbiseyi kendi diye anlatır. Oturduğu evi kendi diye anlatır. Mesela ben 105 metrekareyim falan dediğiniz olur mu? Olmaz değil mi? Olursa biraz bir problemi olduğu söylenir değil mi bir insan? Ben 105 metrekareyim falan dese birisi bir garip olur. O senin kullandığın evdir. Veya işte ben kırmızıyım. Öyle bir şey denir mi? Denmez. Ben maviyim, ben yeşilim, ben griyim dediğimiz olur mu? Olmaz. Nedir bunlar? Bunlar kullandığımız enstrümanların nitelikleridir. Yaşlanmak da bedenin niteliğidir, sizin değil. Boyunuz, kilonuz, bütün her şey, bununla ilgili her şey kullandığınız beden enstrümanının bir niteliğidir. Bu kadar. Daha fazlası asla değil. Ama kendinizi o kadar özdeşleştirirsiniz ki bedeniniz kendiniz oluvermiş olur. Öyle algılarsınız. O yüzden bununla ilgili mutlaka bir temizliğe ihtiyacınız vardır. Yani kendinizi beden algısından kurtarmalısınız. Hani sohbetimizin başlığı neydi? Kendinizi kurtarmak. Neyden kurtaracağız? İlk adım insanın kendini bedenin niteliklerinden kurtarmasıdır. Bedenin niteliğini bu inkar etmek değildir, umursamamak değildir. İşte bedeni düşünme, umursama, onun sağlığı veya onun yaşamı için gerekli olan gayreti gösterme anlamında asla kullanmıyoruz bunları. Kastettiğim şey, sen beden değilsin ve bedenin nitelikleri seni tanımlamaz. Bunu özellikle kendimize hatırlatmalıyız. Neden? Çünkü yaşadığımız asır bunun tersini çok aşırı bir biçimde lanse ediyor. Belki eski nesiller bunu bu kadar yaşamıyordu ama son 50 yıl büyük oranda insanın beden imgesinin aşırı abartıldığı,
herkesin bedeni üzerinden kendini gösterir hale geldiği veya bedeni üzerinden gösteremediğinde de kendini eksik hissettiği, değil mi? Bir zamanda yaşıyoruz. Bu aslında neyin göstergesi? Bu aslında büyük bir düşüşün göstergesi. Büyük bir düşüş yaşıyoruz. Bu düşüşün aslında bir yansıması var. Dolayısıyla evvel nokta, ilk nokta, evvel emirde ilk dikkat edeceğimiz şey bedenle ilgili özdeşleşmelere dikkat etmek. Bu noktada yine bununla birlikte dikkat edeceğimiz şey insanların bununla ilgili algılarına karşı da panzehirimiz olmalı. Yani işte ben önemsemiyorum ama diye başlayan bir cümle vardır. Ben önemsemiyorum ama insanlar bedene göre, insanlar dış görünüşe göre, insanlar senin fiziğine göre seni değerlendiriyorlar diye bir cümle başlar. Aslında bu da çok tehlikeli bir yerden yine aynı tuzağa düşmektir. İnsanlar senin kullandığın beden hakkında her şeyi söyleyebilirler. Yani bu onların hikayesi, bu senin neden hikayen olsun? Ha, o da aslında bizim bedenle ilgili algımızın, kimlik imajımızın bir başka yansımasıdır. Bunların ikisi arasında bir fark yoktur. Ben önemsemiyorsam başkasının önemsemesi beni ilgilendirmez. Yani benim için o düşünülecek bir konu değildir. Ya bununla ilgili hani basit bir örnek vereceğim, bir benzetme olsun diye. Mesela ben çok giyimimi şey yapmam, özenle seçmem. Yani öyle bir eğilimim yok. Ve insanlar da bazen de çok iyi niyetlerle ya seni bir giydirelim böyle bir güzel görün falan derler. Ya beni çekmeyen bir şey yani. Ha, onların öyle bir dünyası olur. Ya işte bak böyle uyumlu giyindiğin zaman işte renkler birbirine uyumlu olsun, şu olsun. Bu onların dünyası. Bu onları eleştirmeni gerektirmiyor veya onlarla çatışmamı da gerektirmiyor. Ve işte siz beni niye böyle şeylerle değerlendiriyorsanız dememi de gerektirmiyor. Bu onların dünyasıdır. Önemli olan şey şu. Ben etkileniyor muyum? Ben bunu bir olumlu veya olumsuz bir olgu olarak kendimle ilgili algılıyor muyum? Önemli olan şey budur. O yüzden insanların bu konudaki algılarına da dikkat edin. Mesela bu sizin tırnak içinde hoşunuza gidiyor mu, gitmiyor mu? Birisinin size giyiminizle veya daha önemlisi bedeninizle ilgili bir değerlendirme yaptığında bu sizde nereye karşılık geliyor? Bu içeride bir ben hissine çarpıyor mu? Aa öyle mi? Hani teşekkür ederim, çok sağ ol falan diye içinizde böyle bir pozitif bir hoşnutluk hikayesi dönüyor mu, dönmüyor mu? Ne hoşnutluk hikayesi dönsün, ne hoşnutsuzluk hikayesi dönsün. Hani hep kediden örnek veriyorum. Siz bir kediye, aa ne kadar, mesela diyelim ki Van kedisi, bir gözü şu renk, bir gözü bu renk. Mesela Van kedisini övseniz, ona prenses kıyafeti giydirseniz, onun için fark eden bir şey yok yani. Evet, neden etkileniyoruz da o etkilenmiyor? Çünkü o bedeni üzerinden sahte bir benlik hikayesi üretmiyor. Yoksa siz insansınız da o bir hayvan olduğu için değil. O bedeni üzerinden bir kimlik, bir benlik üretmediği için, onda bunu üretme ihtimali olan bir mekanizma yok. Ama sende bunu üretme ihtimali var. Bakın, üretelim diye verilmemiş o mekanizma bize. Ama bize düşünme, algılama, yorumlama imkanı verilmiş. Fakat o imkanı biz yanlış bir şekilde kullanıyoruz. Evet. Mesela mailiniz var diyeyim sizde. Sizin belki mizacınız da yok ama bir başka bir mizacı sahibi kişi de maili olabilir. Giydiği şeyi beğenmek isteyebilir, renk uyumuna dikkat edebilir. Peki bundaki denge nasıl olmalı?
Şimdi öncelikle bu gibi şeylerde, hani burada kastettiğimiz şey, hani uyumsuz giyinin, hiç umursamayın değil. İkisi arasında öncelikle fark görmeyecek bir noktaya gelin. O noktaya gelmediğinizde mutlaka bir imajinasyonla siz o giyim üzerinden, o görüntü üzerinden özdeşim yaşarsınız. Önemli olan şey, böyle bir özdeşim yok. O zaman ne yapıyorum? Özenli giyiniyorum ama özenli mi diyelim veya uyumlu. Diyelim ki uyumlu giyinmedin. Bu senin varlık ve kimliğinde bir hikayeye dönüyor mu? Veya mutlaka uyumlu giyinmeliyim. Bu senin bir kimliğin haline mi gelmiş? Bunu fark edebilmek durumundayız. Bu farkı iyi gözlemlemek durumundayız. Dolayısıyla her insanın bedenle ilgili kurguladığı sahte hikayelere biraz dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığınız beden siz değilsiniz. Beden, Yaradan tarafından imar edilen ve sonra eksiltilen bir mahiyete sahiptir. Beden üzerinden kuracağınız hikaye sahte bir hikayedir. Çünkü siz o değilsiniz. O size verilen bir enstrümandan, bir araçtan başka bir şey değil. Kullandığınız önemli, çok yönlü, çok nitelikli, çok fonksiyonlu bir araç. Bu kadar. Aracı temiz tut bakmakta bir... Evet, yani aracı temiz tut ama araca bir zarar geldiğinde, araca bir eksiklik geldiğinde orada bir bak, benlik ve kendilik idrakinde bir eksiklik oluşuyor mu? Bunu fark etmeye ihtiyacımız var. İnsan bedenini kullanır. Bu kadar. Ve bedenini, kullandığı bedenini iyi bir şekilde değerlendirir, ona bakar, onu korur, gözetir ama o değildir. Bakın, Kur'an'da bazı ayetler vardır eksiltme ile ilgili. Biz bir şeyleri imar ederiz, bir şeyleri eksiltiriz ve Allah mallarınızdan, kendiliklerinizden, bakın ilginç bir şeydir. Kur'an'da nefs kelimesi geçer, onu Türkçe'ye çevirirsek ben onu kendilik algınızdan diye çevirmeyi tercih ederim. Yani Allah kendilik algınızdan, kendinizle özdeşleştirdiğiniz şeylerden, işte mallarınızdan, hoşunuza giden ticaretinizden, evlatlarınızdan yana eksiltmekle sizi arındırır. Sizi bunlarla muhatap kılar. Şimdi burada eksiltildiğimiz bir alan var. Bu benim eksiltilmem mi? Ben mi eksiliyorum? Yoksa ilişkili olduğum şeylerden yana mı bir eksilme veya fazlalaşma var? Çünkü sadece eksilme de olmuyor. Ama Allah eksilmeye işaret ediyor. Neden? Çünkü insan arttırılmaya karşı hevesli bir özdeşime sahiptir. Yani şimdi sahip olduğunuz para 2 kat artsa, 5 kat artsa kimse yok teşekkür ederim ben bundan çok rahatsız oluyorum demeyecek ego düzeyinde. Ama öyle insanlar vardır bakın. Mesela bir alim böyle bir tavuğu varmış işte günde bir yumurta yiyor böyle çok sınırlı ölçüde. Bir gün tavuğu 2 yumurta yapmış, tavuğu kovalamış. Sen demiş benim iktisat kaidemi bozuyorsun demiş. Anladın öyle mi? Sen benim demiş iktisat kaidemi bozuyorsun. Sen beni israfa alıştırmaya çalışıyorsun diye şey yapmış. Tabii öyle insanlar nadir ama eksiltmek insan egosunun, bakın insanın demiyorum, insan egosunun özdeşleşmiş olan sahte benliğin en rahatsız olduğu şeylerden biridir. Eksiltilmek.
neyden yana eksiltilmek? Kendinizi özdeşleştirdiğiniz, yani kendinizi onunla tanımladığınız şeylerden eksiltildiğinizde benliğiniz rahatsız olur. İşte o yüzden ayet insanı uyarıyor. Ve aslında bunu ifade ederken mealler maalesef imtihan kavramını kullanıyorlar burada. Bence o doğru değil. Kur'an'da imtihan kavramı geçiyor. Mümtehine suresinde geçer. Kur'an onu imtihan olarak tanımlamıyor. Hatta burada kullanılan kavram beleve kavramıdır. O da yıpranmak anlamına gelen, kök anlamı yıpranmaktır. Yani Allah bu alemde, yaratılış düzleminde bir şeyleri imar ediyor ve yıkıyor. Buna eski dilde kevn ve fesat alemi denirdi. Yani bir şey yapılıyor ve yıkılıyor. İmar ediliyor, inşa ediliyor ve bozuluyor. Bu yaratılmış olan evrenin bir tabiatıdır. Bu yaratılmış olana beden de girer. Gördüğünüz şeylerin tümü de girer. Dolayısıyla aslında kutsal metin bize neyi hatırlatıyor? Siz diyor kendinizi geçici, değişken ve azalıp çoğalan şeyler üzerinden tanımlıyorsunuz. Bunların üzerinden tanımladığınızda siz hani öyle bir yere evinizi yapıyorsunuz ki o zemin dağılıp gidebilecek, alçalıp yükselebilecek bir mahiyette. O yüzden hep tekrar ediyorum. Hazreti İsa evinizi kayanın üzerine kurun der. Kaya orada ebedi ve kalıcı anlamına gelir. Yani mecazi olarak, metafor olarak kayadan kastı kalıcı ve hakiki olan şey. Kum ise değişken olan şeyi simgeler. Evinizi kumların üzerine kurmayın der. Evinizi kayanın üzerine kurun der. Ve der ki ben kilisemi, yani mabedimi kayanın üzerine kuruyorum. Bu hem zahiri olarak hem batini olarak da anlaşılması gereken, aslen batini olarak anlaşılması gereken bir şey. Yani din, hakikat, maneviyat kalıcı ve ebedi şey üzerine kurulmuş. Benim Allah'la olan ilişkim neyin üzerine kuruludur? Bana bu dünyada ne verip vermediğiyle mi ilgili olmalıdır? Yoksa kalıcı ve ebedi olan şey üzerine mi kuruludur? Mesela insan neyin üzerine kuruludur? Allah ruhundan üflemiş, ondan sonra secde edin demiş. İnsanın çekirdeği nedir? İnsanın çekirdeği beden değildir. İnsanın merkezi beden değildir. Bunu özellikle ayırt etmeye ihtiyacımız var. Modern zihniyet bizim Müslüman da olsak bu konudaki anlayışımızı bozmuştur. Yani bizi hücreler topluluğundan ibaret bir varlığa indirgemiştir. Hücrelerden ibaret bir beden, ilişkilerden ibaret bir psikoloji ve bununla yaşıyorsun. Kaderin bu. Halbuki din asla bunun üzerine oturmaz. Maneviyat, din kutsal üzerine oturur. Değişmeyen üzerine, hakiki bir şey üzerine kuruludur. Allah bizi ruhunda kendinden bir ruh ile tanımlıyor. Ruhundan üflemiş olmakla bizi tanımlıyor. Mesela düşünün, hangimizin zihninde böyle bir ilke, böyle bir prensip var? Hangimiz kendimiz üzerinde düşündüğümüzde bu ayeti hatırlıyoruz? Buna ihtiyacımız var. Yani doğru yere oturtmaya ihtiyacımız var bir şeyleri. Yanlış yere oturttuğunuz zaman
din de yerine oturmaz, hakikat de yerine oturmaz, Allah inancı da yerine oturmaz. O yüzden kendimizi, tekrar başa dönüyoruz, beden ve beden imgesinden, insanların algısından, bu konudaki algısından özgürleştirmeliyiz. Ben bu değilim. İkincisi, ilişkilerimiz üzerinden oluşan kendilik hikayelerinden de kurtarmalıyız. Bakın, ilişkilerimiz önemlidir. İlişkilerimiz birçok alışverişin gerçekleşebildiği, Yaradan'ın bize verdiği birçok niteliğin, sıfatın, değerin yansıyabildiği bir süreçtir. Ama ilişkiler benim kendimi tanımladığım bir alan değildir. Ben ilişkiler üzerinden şekillenmiyorum. Bakın, peygamberin o Mekke döneminde bir mağaraya çekilmesindeki anlamı da bu çerçeveden alabiliriz. Yani nedir orada peygamberin yaptığı şey? Bütün özdeşimlerden, kendini tanımladığı her şeyden tamamen ayrışma. Hani hep hatırlatıyorum. Yani peygamberin zahiren ne sorunu vardı da o dağa çıktı? Bakın, dağ görünür varlığı sembolize eder. Dağın içindeki mağara da özsel varlığımızı temsil eder. Kadim öğretilerde bu böyledir. Hani Yunus Emre'nin göçlü dağlar dediği şey ve bütün dağ sembolizmi temelde görünür varlığa işaret eder. Dağ görünür varlıktır. Hepimiz görürüz. Ama mağara görünmez bir şeydir. Ve mağara dağın içindedir. Dağ böyle bir üçgendir. Mağara bunun tersi olarak ince, küçük bir yerden başlar ve içeride büyür. Bu anlamda da bu sembolizmi hatırlamaya ihtiyacımız var. Biz görünür olandan görünmez olana bir yolculuk yapmalıyız. Gerçek varlığımıza doğru bir yolculuk yapmalıyız. Mesela bakın, Ashab-ı Kehf de bir mağaraya sığınmıştır. Mağara insanın görünmeyen ama kalıcı ve hakiki varlığını sembolize eder. Görünürün ardındaki, görünürün içindeki, özündeki kalıcı varlığımızı temsil eder. Kalp de böyledir. Kabe sembolizmi de böyledir. O yüzden bizim o görünür olandan görünmez olana doğru yolculuğumuzu yapmaya ihtiyacımız var. Yoksa biz dışa, görünür olana, zahiri olana, görünürde en var olan ama hakikatte en zayıf olan bir şeydir. Bakın, şu gördüğümüz her şey, bedenimiz de dahil, varlık açısından en sabit gibi görünen ama en zayıf halkadır. Görünür olan, elle tutulup gözle görülen şey, varlığın en zayıf, en dış yönüdür. Hatta ilginçtir, Kur'an-ı Kerim'de siz dünya hayatının zahirine, o da bir kısmına vakıfsınız, o kadar biliyorsunuz. Yani gördüğümüz şey bile aslında görünecek olanın, görünür nitelikte olanın çok az bir kısmıdır. O yüzden biz bilincimizi görünür olanın farkına vardığımız kadar görünmez olana da yöneltmek durumundayız. Yoksa kendimizi bir bedenden ve insanlarla ilişkiler ağından ibaret görürüz. Sonra da hikayemiz onların içinde bir kısır döngüye dönüşür. Kim beni arıyor, kim vefalı, kim vefasız, kim beni hatırlıyor,
ben ölsem kim ağlar gibi hikayelere dönüşür. Neden? Çünkü ilişkilerin üzerinden kendini tanımlıyorsun. Kendini ne olarak tanımlıyorsun? Mesela düşünün, insan yalnızım dediğinde bu yalnız olan nasıl bir varlık olarak kendini tanımlıyor? Yapayalnızım dediğinde bu varlık algısı nereye oturuyor? Sen kim olarak yalnızsın? Kim olarak yalnızsın? Sen ilişkiler ağından oluşmuş bir varlık olarak kendini tanımlıyorsun. O ilişkiler ağında bir zayıflama olduğunda birden boşluğa düşüyorsun. O ilişki bağları zayıfladığında, mesela bunu bazen ihtiyarlarda çok görürüz. İşte bütün sevdiklerim gitti diyor. Ne anne kaldı, ne baba kaldı. İşte kardeşler ölüyor, o ölüyor, bu ölüyor. Ve bir bakıyorsun, arada büyük bir sanki eksilmişlik hissi oluyor. Peki Allah niye biz şunlardan eksiltmekle sizi muhatap kılarız diyor. Allah'ın burada kastı ben miyim yoksa ilişkili olduğum şeyler mi? Allah aslında bu ayrıma işaret ediyor. O yüzden biz bu gibi şeylerle aslında imtihan falan edilmiyoruz. Bu gibi şeylerle aslında Allah bize gerçek kendimizi hatırlatmaya çalışıyor. Gerçek kendini hatırla. Gerçek kendini hatırladığında bir şeyler tabii ki eksilecek, tabii ki artacak. Artan şey eksilecek, eksilen şey artacak. Sen o eksilen ve artanları deneyimleyeceksin. Ama eksilen ve artan sen değilsin. Çoğalan ve azalan sen değilsin. Dolayısıyla kendimizle ilgili bilgiden, kendimizle ilgili farkındalıktan daha kıymetli başka bir bilgi yoktur. Zaten geçmişte her bilgi bu istikamette değerlendirilirdi. Yani ister felsefi olsun, ister başka türlü bilgiler olsun, her zaman kendilik bilgisine hizmet edecek ve kendimizle olan bağı ortaya konarak bilgiler ortaya konurdu, değerlendirilirdi. Mesela beden nedir? Beden senin ruhsal özünün kullandığı bir enstrümandır. Buradan başlaması lazım anatomi bilgisinin, beden bilgisinin, beden sağlığı bilgisinin. Yani ben bir insanın bedenini sağlıklı kullanması konusunda niye kendine iyi bak diyeyim ki? Bu ne kadar sahtekar bir cümle. Çok hoş gibi görünen, çok sahte bir cümle. Kendine iyi bak. Hangi kendime? Zaten kendime her zaman iyi bakmam gerekiyor. O gerçek kendime. Çünkü kendime bakarsam o kendiliğin gözüyle her şeye bakarım. Eğer kendimi tanırsam kendiliğimle her şeyi tanımış olurum. Biz gerçek kendimizle bakabilsek beden çok net olarak yerine oturacak. Kullandığın bir enstrümana dönecek. Bakın ölüm nedir aslında? O eksiltilmenin neyidir? Son limitidir. Yani onun son noktasıdır. Ölüm senin bedenin ile ilgili bağının tamamen kopması. Yani bedeninin senden tamamen ayrışmasıdır. Bedeni bırakmandır. Kullandığın beden enstrümanını bırakmandır. Ama sen kendini beden zannettiğinde onlar hayatın bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. İşte toprak altına nasıl gireceğini düşünüyorsun. Çünkü bedensin ya. Çürüyeceğini düşünüyorsun. Başını tabuta veya o tahtalara vuracağını düşünüyorsun. Bir sürü hikaye düşünüyorsun. Halbuki sen beden misin ki? Beden değilsin ki. O bedenin hikayesi. Ve kullandığın beden bir gün tamamen alınıyor. Malınız bir gün tamamen
sizden alınacak veya siz malınızı geride bırakacaksınız. Bakın, ilişkili olduğunuz her şey ile bir gün ilişkiniz bitecek. Bu kötü bir şey mi? Asla. Kimin için kötü bir şey olur? Kendini o zanneden için kötü bir şey olur. Kendini o zannedersen tabii ki ilişiğin kesildiğinde çok kötü bir şey olur. Ama bakın, bizim hayatla birçok konuda birçok şeyle ilişiğimiz kesildi. Mesela ilkokulu bitirdiğimiz ilişiğimiz kesildi. Liseyi bitiriyorsunuz, ilişiğiniz kesiliyor. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, ilişiğiniz kesiliyor. Bu dünya macerasını tamamlayacaksınız, ilişiğiniz kesilecek. Ama burada benim dediğiniz bir şey varsa, ben dediğiniz bir şey varsa nasıl kopacaksınız? Kopmak ne kadar zor bir şey olacak. Eğer ben dediğiniz bir şey, benim dediğiniz bir şey, mesela benim itibarım, benim sosyal hayatım, benim bu dünyadaki izim, etkim diye bir hikayeniz varsa, ilişiğiniz kesildiğinde çok zorlanacaksınız. Mesela dünyaya bakıp kim beni unuttu falan diye sorabilirsiniz, değil mi? Bakın, bunların hepsini yaşama ihtimaliniz var. Kabir azabı dediğimiz şeyin bir parçası budur. Mesela siz dünyada insanlarla çok ilişkilisiniz ve ilişkilerin üzerinden kendinizi tanımlıyorsunuz ve farz edelim öldünüz, dünyaya bakıyorsunuz. Herkes işinde gücünde, bir hafta sonra işine gücüne bakıyor. Ne olacaksınız? Nasıl hissedeceksiniz kendinizi? Herkes beni unuttu. O yüzden ben çok defa hatırlatırım ya. Dünyadan sizi kimin uğurladığına değil, sizi kimin karşıladığına bakın. Bu daha gerçekçi bir şeydir. Daha hakiki bir şeydir. Zaten buradakiler de gelecekler. Buraya o kadar yüzünüzü dönmeye ihtiyaç yok. Sen kimsin? Ya ben bu dünyadaki deneyimimi, Allah'ın takdir ettiği deneyimimi tamamladım. İnşallah güzel tamamlamışımdır. Eksiğim, kusurum varsa da Rabbimin rahmetine sığınıyorum. Kendimi onun kudretine ve rahmetine teslim ediyorum. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel bir ölüm, değil mi? Ne kadar fevkalade bir bilinçle yaşanan bir ölüm. Şuurlu bir ölüm. Hatta bir bilgenin ifadesiyle, mesela hastalıklar insanı bu dünyadan bir zaman sonra ayrılacağı konusunda uyaran güzel işaretlerdir. Yani bak, hastalanıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Bak, o kadar dayandığın beden var ya, hani mesela insan hasta olmayınca bedeninin böyle demirden, çelikten olduğunu zanneder. Hiçbir şey olmuyor böyle. Sonra bakarsın ki ben mesela 40 yaşına kadar başım ağrımamıştır. Baş ağrısı diye bir şey olduğunu bilmezdim. Baş nasıl ağrır ki diye düşünürdüm. Sonra bazen baş ağrısı olmaya başladı. Bazen diz ağrısı. Ne bunlar aslında? Hani bak, şu beden var ya, bu çok sağlam zannettiğim beden o kadar sağlam değil. Bir gün senin kullanımına verilen bu bedene bir gün veda edeceksin. Ona iyi bak ama kendin diye bakma ona. O sen değilsin. İlişkilerine önem ver. İnsanlarla olan ilişkilerine. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Sokakta bir insanla muhatap olurken bile o da bir ilişkidir. Bir belediye otobüsüne binerken şoförle olan iletişimin dahi bir ilişkidir. En küçüğünden en önemli ve en büyüğüne kadar ilişkilerine saygı duy. Neden? Çünkü sen bir insansın, karşındaki de bir insan. Ama sen ilişkilerin üzerinden kendini tanımlama. O yüzden peygamber Hira'ya çıkmakla aslında bütün ilişkilerinden
ayrı bir varlık olduğunu idrak etti ve Allah'ın huzuruna ne olarak çıktı? Kendini ne olarak tanımladı ve Allah'ın huzuruna ne olarak çıktı? Onun ruhundan üflediği bir varlık olarak, bir erkek olarak değil, bir kadın olarak değil, bir eş olarak değil, bir baba olarak değil, Mekke toplumunda saygı duyulan biri olarak değil, hatta Muhammedül Emin diye bilinen biri olarak da değil, o kendi varlığına karşı eminliği idrak etti. Yoksa topluma dair emin bir insandı, güvenilir bir insandı. Hayır, bu değil. Kendi varlığını tam olarak idrak ettin mi? Kendi varlığına dair bilincin tam olarak gerçekleşti mi? İşte gerçekleştiği anda Allah ona o peygamberlik sorumluluğunu verdi. Ya biz peygamberlik sorumluluğunu veya fonksiyonunu alacak değiliz. Böyle bir şey yok. Buradaki mesele şu. Kendinle tanışmak zorundasın. Kendi kendinle tanışmadan Allah'ı tanıyamazsın. Allah'ı tanıman için, gerçek anlamda Allah'ı tanıman için gerçek anlamda kendinle tanışmalısın. Bütün her şeyden bağımsız olarak. Ve bakın, o insanoğlunun aslında aynı zamanda doğumudur. Biz Hazreti İsa'nın ifadesini kullanırsak iki defa doğuyoruz. O der ki annenizden doğdunuz. Peki ruhunuzdan doğdunuz mu? Yani ruhsal öz varlığınızın farkında mısınız? Onu hatırlıyor musunuz? Onun farkındalığı gerçekleşti mi? Yoksa anneden doğmak kolay bir şey. Ruhunuzdan doğduğunuz zaman gerçekten doğmuş olursunuz. O bizim gerçek doğumuzdur. O yüzden çok fazla doğum günü de doğum günü kutlamasanız da olur. Ama gerçekten kendinizi bulduğunuzda, yani ruhunuzdan doğduğunuzda, yani varlığınızın ruhsal öz olduğunu idrak ettiğinizde, zaten o zaman kimsenin sizin doğum gününüzü kutlamasına da gerek kalmayacak. Çünkü onun hakiki mutluluğunu, hakiki huzurunu an be an yaşayacaksınız. Biz niye doğum günümüzü hatırlamak zorunda kalıyoruz? Çünkü biri onu bize hatırlatacak. O hatırlanmayla hatırlandığımızı hissedeceğiz falan. Orada bir psikolojik hikaye dönecek. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil tabii ki. Ama gerçek doğumun değil. Belki bedenden doğumunu hatırla ama bu sana ruhtan doğumunu hatırlatsın. Belki doğum günleri böyle kutlanmalı, değil mi mesela? Bedenden doğumumuzu kutluyoruz. İnşallah gelecek sene veya ertesi gün ruhtan doğduğumuz günü de kutlarız. Çünkü asıl ihtiyacımız olan odur. Asıl varlığımızı bize müjdeleyecek olan şey odur. O olduğunda sen kim olduğunu anlayabilirsin. İşte o gerçekleştiğinde, bir bilgenin ifadesiyle, kendini Allah'ta bulur ve kendini Allah'a verirsin. Çünkü sen zaten ona aitsin. Kendini Allah'a verdiğinde aleme de Allah'ı verirsin. Kendini Allah'a verdiğinde aleme Allah'ı verirsin. Ne demek aleme Allah'ı vermek? Yani peygamberin şahsında ifadesiyle kullanalım. Sizden hiçbir şey istemeyen peygambere tabi olun diyor. Neden peygamber sizden hiçbir şey istemeyen? Çünkü kendini Allah'a vermiş, Allah da ona her şeyi vermiş. O zaman o aleme Allah'ı veriyor. Yani kendi nefsinden bir şey veren olmaktan çıkıyor. Kendi arzu ve beklentileri veya korkuları üzerinden bir şey veren olmaktan kurtuluyor. Kendi beklentileri, ihtiyaçları,
hikayesi üzerinden veren biri olmaktan kurtuluyor. Sizden hiçbir şey istemeyen peygambere tabi olun. O yüzden bakın, Kur'an'ın kullandığı ifadeler bu anlamda çok önemlidir. Biz bir gün alemden hiçbir şey istemeyen bir konuma geleceğiz. O konum bizim Allah'la gerçek ve hakiki bağımızı fark ettiğimiz andır. Bakın, bağ kurduğumuz değil, zaten bağlıyız. Bağımızı fark ettiğimiz zamandır. O bağını fark ettiğinde artık alemden bir şey beklemeyeceksin. Alemle alışverişin bir beklentiyle, bir korkuyla gerçekleşmeyecek. Ve aleme verdiğin şeyi kendi benliğin üzerinden vermemiş olacaksın. Yani ben veriyorum, ben biliyorum, ben merhamet ediyorum algısından özgürleşeceksin. O özgürlük çok önemlidir. Neden? Çünkü ben veriyorum dediğin anda ben bekliyorumu da arkasında oluşturmuş oluyorsun. Bu bilinçli olsan da böyle, bilinçsiz olsan da böyle. Yani ben beklentisizim dediğinde bile aslında derinde o benlik bir beklenti içinde olabiliyor. Onun bir hikayesi işliyor. Ama ben değilsem, hani Kur'an demiyor mu? İyilikler Allah'tandır. İyiliğin kaynağı ben değilsem, iyilik benim üzerimden akar ve aleme yayılır. O zaman sen aleme Allah'ın tecellilerini yansıtmış olursun. Ve o zaman gerçekten özgürleşmiş olursun. Gerçekten hiçbir hikayenin tuzağına düşmeden bu hayatı huzurlu, mutlu ve hiçbir korkunun, arzunun, beklentinin içinde olmadan ve onun içinden bakmadan yaşamış oluruz. İşte bu kutsal metinlerin bahsettiği özgürlüktür. Kutsal metinlerin bahsettiği kurtuluştur. Mesela müminler felaha ermiştir. Yani o sınırlı ve geçici varlığın sınırlarından ve hapsinden kurtulmuştur. Gerçek kurtuluş budur. İnsan bunu gerçekleştirdiğinde kurtulmuş olur. Yoksa gerisi asla bize bu kurtuluşu sağlamayacaktır. O yüzden kendimizi kendimiz olmayan benlik algılarından kurtarmak ihtiyacındayız. Bu bizim öz hakkımız. Yani bunu mecbur olduğumuz için değil, mahkum olduğumuz için değil, mutsuz olduğumuz için değil, bu hakka sahip olduğumuz için sağlamalıyız. Ben özgür olma hakkına sahibim. Neyden özgür olma hakkına? Bakın, özgürlük deyince benliklerin istediğini yapma gibi bir hikayeden yola çıkıyoruz. Halbuki gerçek özgürlük senin özüne göre davranmandır. Özünün farkındalığıyla davranmandır. O yüzden bütün kadim bilgelikler nefsinin içinden bakan esirdir ve esir olanın özgür olma şansı yoktur. O yüzden özgürlük birilerinin bize vereceği bir şey değildir. Hatta şunu unutmayın. Hazreti Yusuf hapishanede özgürdü ama onu hapseden Firavun esirdi. O yüzden özgürlük veya esaret görünür bir şey değildir. İçsel bir şeydir. Peki, teşekkür ederim.
Thank you.